Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Fortbildung mit den Vorsilben Miss, Zia. Yani arkadaşlar, ön takı Miss ve Zia ile ilgili olan kelime oluşumlarını görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Miss, baktığımızda arkadaşlar, Miss olumsuzladığımız şeylerde kullanılan ön takı olmuş oluyor. Aynı şekilde tia içinde arkadaşlar ne demek istediğimi cümle içerisinde anlayacaksınız. Örnek cümlemize baktığımızda arkadaşlar die Hose die ich vor kurzem gekauft habe gefällt mir. Evet, die Hose neydi arkadaşlar? Pantolon demekti, değil mi? Hatırlayacak olursanız relatif cümlelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Virgülle ayırıp artikelle devam ediyorduk. Burada da die neye gönderme yapıyor arkadaşlar? Die Hose'ye, değil mi? Yani cümlemiz ne diyor? Pantolon, bakın buraya bir açıklama giriyor, değil mi? Bir açıklama. Neden? Çünkü virgülle ayrılmış durumda. Die ich vor kurzem gekauft habe. Yani bu şu anlama gelmiş oluyor aslında. Die Hose ich habe vor kurzem die Hose gekauft anlamı taşıyor. Demek ki ben buraya ne yapmış oluyorum? Die Hose'yi, yani pantolonu vurgulamış oluyorum. Gefällt mir neydi? Hoşuma gidiyor. Yani bunu Türkçe'ye birebir çevirecek olursak ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Kısa süre önce satın almış olduğum pantolon hoşuma gidiyor. Bakın burada fiil olarak baktığımızda gefallen, hoşa gitmek demekti hatırlayacak olursanız. Şimdi bizim buraya dikkat etmemiz lazım. Gefallen, şimdi bunu hoşa gitmek, hoşa gitmemek gibi düşünmemiz lazım. Hatta bu güzel Türkçemizde de var olan bir şey. Ne diyoruz mesela? Hoş, na hoş deriz, değil mi? Dolayısıyla güzel, güzel olmayan şeklinde ön takı na hoş deniliyor, değil mi? Dolayısıyla Almanca'da da böyle bir durum söz konusu. Şimdi biz fiil olarak gefallen'e bakacağız. Bakın ikinci cümleye baktığımızda leider missfällt die Hose meiner Frau, weil sie die Farbe langweilig findet. Ne diyor bu cümle arkadaşlar? Leider neydi? Maalesef. Leider missfällt die Hose meiner Frau. Evet, pantolon karımın hoşuna gitmiyor demiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar, burada öncelikle bir anlamlandıralım, ondan sonra ne demek istediğine, buradaki misfalene odaklanacağız. Weil cümlesi neydi arkadaşlar? Çünkü, değil mi? Neden sonuç gösteren bir durumdu. Weil neden hoşuna gitmiyormuş? Weil sie die Farbe, die Farbe neydi arkadaşlar? Renk demekti. Langweilig, sıkıcı. Weil sie die Farbe langweilig findet. Demek ki karım o rengi sıkıcı buluyor. Yani sevmiyor, hoşuna gitmiyor anlamı taşıyor. Dolayısıyla langweilig, güzel Türkçemizde de öyle deriz, öyle değil mi? Langweilig, bu rengi sıkıcı buldum, sevmedim gibi bir anlam taşımış oluyor. Bakın şimdi burada gefallen, az önce söylemiş olduğum gibi hoşa gitmek demekti. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar G düşmüş. Ve ne olmuş? Missfallen olmuş. Dolayısıyla hoşa gitmemek anlamı taşımış oluyor. Demek ki biz burada ne anlamalıyız arkadaşlar? Miss takılı kelimelerde ben ne yapıyormuşum? Buradaki G'yi atıyormuşum ve ne olmuş oluyor örneğimizde olduğu gibi? Gefällt, missfällt şeklinde yorumlanmış oluyor. Tabii aslında buraya baktığımızda, mazhar olarak baktığımızda missfallen şeklinde aslında yorumlanıyor. Ancak burada öznemiz, değil mi, den dolayı ne yapmış oluyor? Missfällt şeklinde yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla maalesef pantolon karımın hoşuna gitmedi, değil mi? Çünkü o rengini nasıl buluyor? Sıkıcı buluyor. Hoşuna gitmemiş bu sebepten dolayı, değil mi? Dolayısıyla ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Leider missfällt die Hose meiner Frau, weil sie die Farbe langweilig findet. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Gefällt, missfällt şeklinde yorumlanmış oluyormuş, değil mi? Sonraki miss'le ilgili bir örneğe bir bakalım. Önce bir olumlu, bir de olumsuz olarak bir karşılaştıralım. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, wenn es gelingt,
Bleibt alles beim Alten. Evet, bakın burada da bir koşul cümlesi olan wenn cümlesini görüyoruz arkadaşlar. Wenn es gelingt, gelingen elden gelmek demek arkadaşlar. Yani başarılı olur, olunursa gibi düşünelim bunu. Wenn es gelingt, yani başarılı olunduğunda bleibt alles beim Alten. Evet, anlaşılacağı üzere beim Alten bleiben, her şey eskisi gibi kalacak. Yani başarılı olunursa her şey eskisi gibi devam edecek anlamı taşımış oluyor. Değil mi? Burada bir koşul cümlesi olduğunu nereden anladık? Wenn'den anladık. Dolayısıyla eğer başarılı olunursa, wenn es gelingt, virgülle ayırdım, bleibt alles beim Alten, her şey eskisi gibi olacaktır, eskisi gibi kalacaktır denilmiş oluyor. Şimdi buradaki dikkat edilmesi gereken kelime hangisi arkadaşlar? Gelingen, elden gelmek ya da başarılı olmak anlamlarını içeriyor. Şimdi bunu farklı bir cümle içerisinde inceleyecek olursak, wenn es hingegen misslingen sollte, machen wir mit Plan B weiter. Evet, bakın burada da gene bir koşul cümlesi olan wenn koşul cümlesini görüyoruz ki bunu daha önceden ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Hatırlayacak olursunuz, önceki ders videolarımda söylemiştim, gene söyleyeyim. Wenn'le ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosuna baksınlar arkadaşlar. Şimdi tabi C1 seviyesinde olduğumuz için tekrar tekrar wenn'i incelemiyoruz. Ancak şöyle incelemiş oluyoruz, dolaylı olarak incelemiş oluyoruz değil mi? Bu konu kapsamı içerisinde. Dolayısıyla dediğim gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Şimdi burada arkadaşlar wenn es hingegen, hingegen buna karşın, buna karşılık anlamlarını içeriyor. Wenn es hingegen misslingen sollte, ola ki başarısız olunursa, machen wir mit Plan B weiter, ne yaparız? B planıyla devam ederiz. Evet, bu tipik bir Alman felsefesidir. Eğer işte A planı olmazsa B planı, B planı olmazsa C planı deniliyor. Z'ye kadar yolu var deniliyor Almanca'da. Dolayısıyla bu aslında kendi hayatlarımızda da bunu adapte edebiliriz arkadaşlar. Yani A planı olmuyorsa B planı, o da olmuyorsa C planı. Evet, sonuna kadar, Z'ye kadar yolu var değil mi? Dolayısıyla bakın burada da bu cümlemiz ne diyor? Buna karşın, yani bu olmayacak olursa, işlemezse eğer denildiğinde, wenn es hingegen misslingen sollte, machen wir mit Plan B weiter. Bakın burada gelingt ne oldu arkadaşlar? Misslingen oldu. Dolayısıyla başarısız olma durumu, demek ki bakın burada az önce olduğu gibi, bakın ne demiştik yukarıda arkadaşlar? Gefallen değil mi? Gefällt ne oldu? Missfällt. Burada da ne oluyor demek ki arkadaşlar? Gelingen elden gelmek, elden gelinememesi, başarısız olunması ne olmuş? Misslingen, bakın buradaki G düşüyor. Misslingen şeklinde yorumlanmış oluyor. Bu cümleyi bir toparlayalım. Ne diyor yani? Wenn es hingegen misslingen sollte, machen wir mit Plan B weiter. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Hose, die ich vor kurzem gekauft habe, gefällt mir. Die Hose, die ich vor kurzem gekauft habe, gefällt mir. Leider missfällt die Hose meiner Frau, weil sie die Farbe langweilig findet. Leider missfällt die Hose meiner Frau, weil sie die Farbe langweilig findet. Wenn es gelingt, bleibt alles beim Alten. Wenn es gelingt, bleibt alles beim Alten. Wenn es hingegen misslingen sollte, machen wir mit Plan B weiter. Wenn es hingegen misslingen sollte, machen wir mit Plan B weiter. Şimdi arkadaşlar C ile başlayan kelimeyi inceleyelim. Ama öncesinde olumlu olan cümleye bir bakalım. Ne diyor cümlemiz? Der Fahrer fährt auf die Wartefläche und stellt sein Auto ab. Şimdi burada arkadaşlar der Fahrer neydi? Şoför demekti. Fahren, fährt değil mi? Sürmek.
Auf die Warteflasche. Warten ne demek arkadaşlar? Beklemek. Flasche alan. Dolayısıyla bekleme alanı. Bundan ne anlayabiliriz arkadaşlar? Kısa süreli park yeri gibi düşünülebilir. Ya da işte şoförlerin araçlarını değiştirdikleri alanlar olabilir. O anlama da gelebilir. Yani kısa süreli bekleme alanı diyelim biz buna. Auf die Warteflasche demek ki. Die Warteflasche değil mi? Burada ayrılabilir bir fiil görüyoruz arkadaşlar. Abstellen bırakmak demek arkadaşlar. Yani ne olabilir? İşte bir aracı, bir bisikleti işte duvara dayayıp bırakmak, tekrar almak gibi düşünülebilir. Abstellen anlamına geliyor. Bunu araba içinde kullanabiliyoruz. Dolayısıyla stellt sein Auto ab, arabasını bırakıyor diyor değil mi? Der Fahrer fährt auf die Warteflasche. Park alanı diyelim dilerseniz buna. Park alanına ya da bekleme alanına sürüyor aracını. Und stellt sein Auto ab ve arabasını orada ne yapıyor? Bırakıyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken fiilimiz hangisi arkadaşlar? Fahren'e dikkat etmemiz gerekiyor. Fahren sürmek. Şimdi apayrı bir anlama gelen bir fiil göreceğiz arkadaşlar. Ona bir bakalım. Ne diyor cümlemiz? Der Mann mochte nicht über die 30 Jahre sein. War etwas zerfahren an der Gewandung und machte einen interessanten Eindruck. Evet, bu sanki bir romandan fırlamış bir cümle gibi değil mi arkadaşlar? Öncelikle bir anlamlandıralım. Der Mann mochte, evet mochte'yi daha önceden görmüştük değil mi arkadaşlar? Bu aslında mögen'den geliyor. Präteritum olarak karşımıza çıkmış. Mögen neydi? Hoşa gitmek, sevmek anlamlarında. Ancak bakın burada apayrı bir anlam taşıyor. Mochte, burada bir olasılıktan bahsediyoruz. Diyoruz ki, nicht über die 30 Jahre sein, 30'un üzerinde olmamalı. Yani ben birisine bakıyorum ve diyorum ki ya bu adam 30'u geçkin değildir diyorum. Dolayısıyla bir tahmin yürütüyorum. Dolayısıyla ne diyorum? Der Mann mochte nicht über die 30 Jahre sein. Cümle devam ediyor. War etwas zerfahren. Evet. Kelimemiz geldi. Fahren ne olmuş? Zerfahren. Yani dağınık, kaybolmuş gibi, dalgın anlamlarına da gelebiliyor. Eva, yani burada bakın fahren neydi? Sürmek demekti. Ancak burada apayrı bir anlam var. Dalgın. Değil mi? War etwas zerfahren an der Gewandung. Gewandung arkadaşlar, die Gewandung kıyafet, eski dönem kıyafetleri de gelebilir aklınıza. Bu açıkçası Google'da da bir, internette de böyle bir araştırma yapacak olursanız bu dökümlü kıyafetler, işte bu şövalye kıyafetleri gibi düşünülebilir. Dökümlü bu kumaşlar kastedilmiş oluyor. Yani biz ona kıyafet de diyebiliriz, dökümlü kumaşlar da diyebiliriz. Ne diyor? Zerfahren an der Gewandung, yani kıyafetleri bir tuhaftı değil mi? Bir dalgınlık vardı o adamda. Bir kaybolmuşluk da diyebiliriz değil mi? Und machte einen interessanten Eindruck. Eindruck ne demek arkadaşlar? İntiba değil mi? Görüntü itibariyle nasıl? Einen interessanten Eindruck, tuhaf bir intibası vardı demeyi getiriyor. Yani toparlayacak olursak, der Mann mochte nicht über die 30 Jahre sein, 30'u geçkin değildi, war etwas zerfahren an der Gewandung, yani kıyafetinde bir tuhaflık vardı değil mi? Bir dalgınlık, bir tuhaflık vardı und machte einen interessanten Eindruck ve tuhaf bir izlenimi vardı değil mi? İlginç bir izlenimi vardı demiş oluyoruz. Bakın demek ki arkadaşlar fahren, bakın burada zerfahren ne olmuş arkadaşlar? Apayrı bir anlam doğmuş oluyor değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Fahrer fährt auf die Wartefläche und stellt sein Auto ab. Der Fahrer fährt auf die Wartefläche und stellt sein Auto ab. Der Mann mochte nicht über die 30 Jahre sein, war etwas zerfahren an der Gewandung und machte einen interessanten Eindruck. Der Mann mochte nicht über die 30 Jahre sein, war etwas zerfahren an der Gewandung und machte einen interessanten Eindruck. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde mis ve zer ile başlayan
olumsuzlamaları gördük. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar and ve de ile başlayan olumsuzlamaları görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.